Eskişehir'de Covid-19'da mücadele kapsamında Eskişehir İl Umumi Hıfzı Sağ Kurulu yeni kararlar aldı. Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sağlık izolasyonu, temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararlı alınarak uygulamaya geçirilmiştir denildi. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgında mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı, iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının zorunlu icraî faaliyetleri hariç olmak üzere etkinlik ve toplantıları, düğün, cenaze, birinci derece yakın olan kişilerin düğün ve cenazelerine katılmaları hariç pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezi, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, Asker uğurlaması ve benzeri gibi kalabalık olan alanlara girmelerinin yasaklanmasına, toplu taşıma araçlarını 0700, 0900 ve 1700, 1900 saatleri arasında kullanmaları yönünde uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına, taziye çadırı ve taziye evi gibi alanlarda toplanma başta olmak üzere her türlü taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına Ayrıca düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda gündüz yapılan organizasyonların saat 12.00 ile 14.00, akşam yapılan organizasyonların 20.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılmasına, organizasyon saati boyunca kaymakamlıklar tarafından görevlendirilen mahalle denetim ekiplerinden en az bir kişinin organizasyon alanında hazır bulunmasına ve organizasyonu düzenleyen kişilerin mahalle denetim ekiplerinde görevli personelin talimatlarına uygun işlem yapmasına, organizasyonda yemek ve içecek ikramının yasaklanmasına, ilimiz dışında ikamet eden ve herhangi bir sebeple ilimize COVID-19 PCR testi yapılarak sonucu pozitif çıkan kişilerin ilimizde izolasyona tabi tutulmalarına, testi yapan kuruluş tarafından konuyla ilgili taahhütname imzalanmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 1537 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir denildi.